Merhabalar. Bu dersimizde filiflop türlerinin durum geçiş tablolarının nasıl oluşturulduğunu anlatacağım. Bunu anlayabilmemiz için önce 4 tane filiflopumuz var burada. Bu filiflopların nasıl çalıştığını bilmemiz gerekiyor. İlk önce set reset filiploptan başlayacağım. Set reset filiflopun 2 tane girişi vardır. Biri çıkışını 1 yapmak için, diğeri çıkışını sıfırlamak için kullanılır. 2 tane çıkışı var. Bu çıkışlardan birisi Q çıkışı, diğeri ise onun terslenmiş hali. Örnek vermek gerekirse biz Q çıkışı üzerinden hep konuşuruz. Q değil zaten onun tam tersi. 0 0 uygulandığında set ve reset girişlerine bir önceki durumu bir sonraki duruma taşır. Burada Q ne? Şu mevcut durum. Q ne artı 1 bir sonraki durumu gösterir bize. Eğer sete dijital 0, resete dijital 1 uygularsak çıkışımızı dijital 0 yapar. Benzer şekilde set dijital 1, reset dijital 0 ise çıkışı 1 yapacaktır. Bir sonraki durumda. İkisinin de dijital 1 olduğu durum bu flip-flop için yasaktır. Şimdi bu flip-flop'un doğruluk tablosu. Doğruluk tablosu flip-flop'un nasıl çalıştığını özetleyen bir tablodur. Flip-flop'un çalışması ile alakalı sorularda bu tabloyu kullanırız. Durum geçiş tablosu ise bize şunu verir. Mevcut durum şu, bir sonraki durum bu. Haliyle bu durumdan bir sonraki duruma nasıl geçebilirim? Bu geçişi sağlamak için gerekli olan girişler nelerdir? Mesela 0. durumdayız. Bir sonraki durum da 0 olacak. Ne yapabiliriz? Yapacağımız işlerden bir tanesi hafızayı kullanmak. Yani 2 sene dijital 0 uygulayabilirsiniz. X'e dijital 0 uygularsak mevcut durumu koruyacağı için bu amacımızı gerçekleştiririz. Başka ne yapabiliriz? Çıkışı dijital 0 yap diyebiliriz. Bakın burada set 0, reset 1, yine çıkış 1 sonraki durum, çıkış 0 olacak. O zaman 0, 1 de diyebiliriz. Bakın burada dikkat ederseniz 0'dan 0'a geçişte set her zaman için 0. Reset ise değişiyor. 0 da olabiliyor, 1 de olabiliyor. Buna da diyoruz ki fark etmez. Ne olduğunun bir önemi yok. Her iki durumda da istediğimiz gerçekleşiyor çünkü. Mesela 0'dan 1'e gitmek için ne yapmamız gerekir? Bir sonraki amacım ne olacak? 1 olacak. Set diyebilirim. Yani burası 1. 0 olabilir. Başka bir opsiyonum şu an için yok. Birden sıfıra gitmek için reset diyebilirim. Bunda da yine başka bir opsiyon şimdilik yok. Birden bire gitmek için durumunu koru diyebilirim. Yani 0 0. Başka veya çıkışın dijital 1 yap diyebilirim. Bunun için de sete 1, resete 0 uygulamam lazım. Yine benzer bir durum çıktı. Yani reset her zaman için 0 olması gerekiyor. Set ise birden bire geçişte fark etmiyor. Evet, RS flip-flop'un durum geçiş tablosunu doldurduk. Bu tabloyu devre tasarımlarında kullanacağız. D flip-flop'una bakalım. D flip-flop'u daha basit bir flip-flop, data tipi flip-flop. Eğer çıkışın bir sonraki çıkışın dijital 0 olmasını istiyorsanız girişe 0, dijital 1 olmasını istiyorsanız girişe 1 uyguluyorsunuz. Bu kadar basit. Durum geçiş tablosu da haliyle basit. Yani bir sonraki durumun ne olmasını istiyorsak girişe onu uyguluyoruz. Bu şekliyle çıkartılmış oluyor. JK flip-flop belki de en çok kullanılan flip-floplardan bir tanesi. Set reset flip-flop'la aynı mantıkla çalışıyor. Sadece yasak olan durum artık değiştirilmiş, yeni bir işlev getirilmiş. Mevcut durumun tersini alıyor. Bu bize büyük kolaylık sağlıyor. Durum geçiş tablosunu mesela oluşturalım. Sıfırdan sıfıra geçmek için iki durum vardır. Hafızayı kullanabilirsiniz veya çıkışı reset yapabilirsiniz. Burada kullanacağımız durumlar nedir? Sıfırdan sıfıra hafıza. Reset için de 0-1. Bakın dikkat ederseniz K 0 da olabiliyor, 1 de olabiliyor. J ise hep 0. O zaman burası yanlış kalmış. Onu düzelteyim. O zaman ne olabilir? C hep 0, K
Fark etmez. Sıfırdan 1'e gitmek için ne yapabilirim? Çıkışı 1 yapabilirim. Veya durumu tersleyebilirim. Bakın o zaman ne oluyor? J1, K yine fark etmez. 1'den 0'a gitmek istiyorsam çıkışı 0 yapabilirim. Durumu tersleyebilirim. O zaman da bakın K hep 1, J fark etmez. Son olarak 1'den 1'e gitmek için hafızayı kullanabilirim. Ya da çıkışı 1 yapabilirim. Bakın bu sefer de K 0, J yine fark etmez. Son flip-flopumuz T tipi flip-flop. Bu flip-flopta bak yine mantığı basit doğruluk tablosu. Eğer T 0 ise durumunu koruyor, T 1 ise durumunu tersliyor. O zaman durum geçiş tablosunu doldururken bakacağız. 0'dan 0'a geçmek için durumunu koruması lazım. O zaman T'ye 0 değerini veriyoruz. 0'dan 1'e geçerken durumunu terslemesi lazım. O zaman dijital 1. Yine 1'den 0'a giderken durum terslenmiş. 1'den 1'e giderken durum korunmuş. Bu kadar basit. Evet, bunlar flip-flop'un durum geçiş tabloları. Bir de bu durum geçiş tablolarının ne zaman etkin olacağı ile alakalı bir konu var. Onu da yine bu 4 flip-flop üzerinden göstereceğim ama bu söyleyeceğim durumlar hepsi için geçerli. Mesela bir dijital sinyal düşünecek olursak dört tane bölgesi vardır. Bunlardan bir tanesi dijital 1 olduğu bölge, bir tanesi dijital 0 olduğu bölge, bir tanesi düşen kenar, bir tanesi de hadi onu da farklı bir renkle gösterelim. Yükselen kenar. Haliyle biz bu flip-flopların çıkışlarını ne zaman güncellemesini istiyorsak onunla alakalı bir de kontrol girişimiz olabilir. Şimdi burada farz edelim. Set reset flip-flop'un bir enable girişi var. Ve bu enable girişi ne zaman aktif? Dijital 1'de. Benzer şekilde burada de D tipi flip-flop var. Bu D tipi flip-flop'un enable girişi de dijital 0'da aktif olsun. O zaman bakın üzerine bir çizgi çekiyoruz. Bunun anlamı dijital 0'da bu bilgiyi dışarıya aktaracak. Bir de ne vardı? Kenar tetiklemeler vardı. Mesela burada bir düşen kenarda tetikleme varsa onu genelde şöyle gösteriyoruz. Bu yuvarlağın değil anlamı var hatırlarsanız. Bu negatif kenar tetikleme oluyordu. Buna da genelde clock deniyor. Eğer pozitif kenar bir tetikleme varsa bu sefer o yuvarlak kalkıyor. Şöyle sadece bir üçgen geliyor ve bunun da ismi clock. Bu da pozitif kenar tetikleme oluyor. Şimdi bu yuvarlaklar bazen çıkışlarda da kullanılıyor. Mesela şurada da olabilirdi. Şu kısmı böyle yazmak yerine ne yapabilirler? Şu şekilde de gösterebilirler. Benzer şekilde bakın şu çıkışlarda ne olabilir? Değil olabilir. Mesela burada da. Değil mi? Evet. Umarım yararlı olmuştur. Flip-flopları kısaca size tanıttık. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.